nerede yaşıyoruz? Hollanda'da kalıyoruz. Nasıl Hollanda'da durumlar? Avrupa bizi kıskanıyor mu? Kıskanıyor. Mesela Türkiye hangi durumlarda kıskanılacak durumda şu anda? Türkiye'nin her şeyi kıskanılır aslında da ekonomi burada gerçekten çok zorlaşmış. Orada da daha berbat. Gerçekten. Hollanda daha mı kötü? Çok. Biz hiçbir şeyin hesabını yapmazdık. Hani ne lazımsa alırdık ama şimdi her şeyin fiyatını önce bakıyoruz öyle alıyoruz. Çünkü Hollanda'daki enflasyon durumu nasıl biliyor muyuz? Çok kötü. Deniz gelsene, Hollanda'nın enflasyonu sen daha iyi bilirsin. Gerçekten çok kötü. Tamam, zam var da bak milleti görüyorsun değil mi? Demek alım gücü var yani. Zam olsa da olmasa da millet alabiliyor. Millet geçinebiliyor. Bir şey demedim abi sanki. Evet. Hollanda'da şimdi durumlar nasıl onu soracağım. Hollanda ben. Buradan beter. Avrupa niye bitmiş. Öyle oldu? Yine Türkiye iyi. Orada her şey su, ceyran, gaz, elektrik hep. Yemin ederim. Vallahi gel elimi Kur'an'a basayım ki bitmemiş. Ben çekme. Vallahi bitmemiştir. Lebi. Abi bizse senin burada işin yok. Tamam mı? Bizse senin bu memlekette işin yok. Abi ekonomik olarak bizse kimsenin burada. Bak ben, bir şey demiyorum. Ben 21 senedir buradayım. Bak ben 21 senedir bu İstanbul'dayım. Çoğu geneler size Avrupalı. Demeyin Avrupalı. Yok Avrupa bitmiş, şu bitmiş abla. Ya bari ya, yani konuşuyorsanız ya bari düzgün konuşun Allah rızası için. Gerçekten 11 ay çalışıp bir ayını yiyoruz. Çalışıyorum ben, bir ay evime gidemiyorum burada ya. Fakir fukara gidemiyor abi. 11 milyar nedir abi? Ya köy abi, bak köyüme gidemiyor bazı insanlar. Türkiye zor abla, durumda demeyin, görüyoruz. Ya demeyin Avrupa kötü o zaman. Yani diyor de ki ben tek başıma geçinemiyorum abi şahsi olarak. Avrupa'da tek başına geçinemezsin. O eskidendi. Geçinemezsin abi ya. Ya o zaman niye geliyorsun abi buraya geçinemiyorsun? Geliyoruz. 3-4 maaşlıyız biz. Memlekete kazandığımızı nerede yiyeceğiz? Karı koca çalışıp kazandığımızı nerede gidip yani yiyelim o zaman? Dubai'ye mi gidelim, Yunanistan'a mı gidelim? Nereye gidelim? Türkiye vatana, Türk bayrağına kurban olayım biz. Türkiye her sene zor da olsa, şey de olsa Türkiye her sene inşallah geleceğiz. Peki efendim. Başka sorular sorayım. Hiç tartışmayalım olur mu? Hollanda'da ablam dur. Ben şöyle bir geleyim. Bizim efendim fazla zamanımız da yok. Kısıtlı. Bizi bekliyorlar arabada. Ben telefona bakıyordum. Efendim Türkiye'ye yerleşmeyi düşünür müsünüz? Türkiye'nin ekonomisi bu haldeyken. Biz şimdi orada öyle bir düzen kurmuşuk da gelemiyoruz yani. Gelmek istiyoruz da gelemiyoruz. Çoluk çocuk, torunlar hepsi orada. Yoksa 11.500 lirayla İstanbul'da yaşayabilir misiniz? TL'yle. 11.500 TL'yle yaşanmaz. Tamam. Oraya katılıyorum. Katılıyorum. Ama 30.000 lirayla yaşanabilir burada. 1000 euroyla. 1000 euroyla burada yaşanabilir. Peki sizce insanlar 1000 euro kazanıyor mu burada? Yok. Kazanmıyor tabii ki. Bilmiyorum onu ben. He? Buradaki insanlar 1000 euro kazanıyor mu, kazanmıyor? Bilmiyorum onu ben, bilmem. Kazanmıyor. Onu bilmiyorum. Türkiye gerçekten işte çok kazanmadığı için soruyoruz. Pahalı zaten. Aynen, çok pahalılaştı. Ama orası da öyle. Şu anda orası da çok kötü. Gerçekten çok kötü. Memur maaşı 30 bin lira değil miydi? En düşük memur maaşı 22 bin lira. 22 bin. 30 bin liralık da var herhalde. O zaman 1000 euro yapıyor işte. Ya 100 bin liralık memur, 140 bin liralık memur evet. Maaşı var Cumhurbaşkanı diyorlar. Evet, evet tabii orası öyle. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. 2 günde yayınlanır. Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelen zamlar hakkında yani sıkıntı büyük ama küresel bir sıkıntı. Yani sadece Türkiye'yi bağlayan bir şey değil. Bence her şey tıkırında. Herkes alışverişinde, keyfinde, tatilinde. Yani çok da çok büyük bir sıkıntı yok gibi. Zam var mı? Var. Sıkıntı var mı? Var. Bana göre küresel bir şey. Yani sadece Türkiye ile alakalı bir şey değil. İnsanların şikayet edişi hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlar haklı tabii. Yani her hafta gelen zamlardan dolayı insanların tepkisi mutlaka haklı olarak, ama bana göre gelip geçecek olan şeylerdir. Peki sebebi nedir ekonominin bu hale gelmesinin? Biliyorsunuz yani birkaç ay önce deprem oldu. 350-400 milyar dolardan bahsediliyor. Yardım yapılmış diyorlar. Avrupa'nın hepsi 1 milyar dolar yardım yaptı. Yani ondan dolayıdır, koronadan dolayıdır, depremden dolayıdır, savaştan dolayıdır. Yani buna bağlıyorum. Peki düzelme umudu var mı sizce? Bana göre umut var. Peki düzeltecek hükümet yine Sayın Erdoğan hükümeti midir, yoksa başka değişiklikleri öngörüyor musunuz? Peki başka var mı? Yok, soruyorum işte, var mı yok mu bilmedim. Bence yok. Eğer bu baştayken bu durumdaysa diğerlerinin mümkünatı yok gibi görüyorum ben. Bu benim düşüncem. Efendim? Sayın Erdoğan'ın destekçileriyle de röportaj yapıyorum, evet. Ve şunu söylüyorlar. Biz böyle olacağını bilmiyorduk. Oy verdik, ellerimiz kırılsaydı diyenler var. Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi bunu söylemek de yanlış bana göre. Erken yani diğer bunu demek için? Örneğin B olsaydı her şey güllük gülistanlık mı olacaktı? Ben soruyorum yani, olacak mıydı? Bana göre daha kötü olacaktı. Bana göre. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gelen zamları soruyorum. Ne düşünüyoruz? Abi Türkiye'de büyük sorun bu göçmenler. Buraya gelen Suriyeliler, Afganistanlılar. Bir de bu pahalılık, yani mazot olmuş 36 lira, insanlar geçinemiyor, şu bu vesaire, yani her şey iki misli artmış durumda yani. İnsanlar geçinemiyor. Efendim
Neden? Bu saydığınız problemlerin kaynağı nedir? Neden böyle oldu? Problemlerin kaynağı insanların bilinçsiz yönden oy atması yani. Takım tutar gibi şey tutuyorlar, parti tutuyorlar. 20 yıldan beri bunlar oy atıyorlar. Oy attıkları için de herkes halinden memnun yani. Ben de halinden memnun bir kesim var sizin de dediğiniz gibi. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tamam işte, onlar halinden memnun olduğu için onlar oy atıyor. Yani Necmettin Erbakan'ın dediği gibi benim oy potansiyelim de köydeki kasketli amca diyor. Onun nereye oy attığı belli değil diyor. Hangisi nereye oy attığı belli değil diyor. Yani kısacası bu pahalılık yani. Teşekkür ederim. Genel zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Zam. Çok güzel bir soru. 12 yıldan beri nişanlıyım. Evlenemedim. Gayet basit bir cevap oldu değil mi? Güzel bir cevap oldu. Yani 12 yıldan beri nişanlıyım, evlenemedim. Piyasa zaten almış başını gitmiş. Evlenememe sebebiniz ekonomik mi? Evet, gayet gerçekten ekonomik. Başka hiçbir nedeni yok. Bak hiçbir nedeni yok. Yani zaten devlet içerisinde almış başını gitmiş hırsızlık diz boyu. Toprağın bereketi kalmadı zaten. Toprağın hiç bereketi yok. O yüzden zaten zamlar böyle. Yani insanlarımız çok artık bir de ahlaksız, edepsiz, terbiyesiz olmuş. Almış başını gitmiş. Yani normal artık. Yani artık ülkemiz bir Arap ülkesi oldu. Bu bir gerçek. Bunu kabullenmek lazım. İlkelerimiz zaten kalmadı. Ne inkılap kaldı ne bir şey kaldı. Yani üzücü şeyler bunlar. Ben üzülüyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Yani bizim aklımızda bir tek bir şey var. O da mavi gözlü adam. Başka hiçbir şey demiyorum. Peki sizce durumlar neden böyle oldu? Durumlar neden böyle oldu? Ciddiyetsizlik, güzel yönetememek. Hırsızlık işte ya. Başka bir şey demiyorum. Büyüklerimiz bu bahsettiğiniz güzel yönetememek durumunun farkındalar mı? Tabii ki. Farkındalar. Herkes neyin ne olduğunun farkında. Geç oldu ama farkındalar. Düzelir mi sizce? Düzelmez. Hiç mi? Bana kalsa artık benim ideolojim ve fikirlerim çok değişti. Yani görüyorum mesela bir Tunceli'de bir belediye başkanı var. Adam komünist. Tek komünist başkan. Adam halkta iç içe yaşıyor. Adam her şeyi vatandaşı için yapıyor. Keşke başımıza öyle biri gelse. Vallahi ben artık öyle düşünüyorum yani. Bir Egeli olarak, bir Atatürkçü olarak artık bunu düşünüyorum yani. Peki efendim, az önce evlilikten bahsettiniz. Evet. Şu anki güncel ekonominin evlenmeye etkisi nedir sizce? Vallahi ben yani hemen böyle bir sene içerisinde evlenecek insan göremiyorum artık. Yani nişanlılık, kız isteyip de nişanlılık süreci bence en az 3-4 yıl sürer. Yuva kurabilmek için. Böyle bir zaman artık gerektiriyor. O yüzden de maddi gücü elle alabilmek çok zor. Hele hele bu durumda çok zor yani. Olmaz ya. Düşünemiyorum artık yani. Artık iş çığırından çıktı yani. İnsanlar zor durumda. Amacımız zaten belliydi. Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırabilmek, bir Arap ülkesi olabilmek. Bunu da başardılar zaten. Peki efendim. Teşekkür ederim. Gelen zamları soruyorum. Ne düşünüyorsunuz son gelen zamlar hakkında? Zamlar zaten hükümette yani görev yapacak bir insan yok ki. Hepsi hırsız orada. Yatıyor kalkıyor vatandaşın cebindeki parayı nasıl alacaklarını yaptıkları başka bir şey yok. Efendim yeni gelen hükümet biliyorsunuz ki %52 oyla seçildi. Sizce halk memnun mu? Ona bir şey diyemiyorum. O bizim kültür zeminimizin eksikliğinden. Sadece insanlar kaldırıldı. Suriyeliler Bursa'dan Hatay'a 108 tane otobüs gönderilmiştir. Bunun hepsi kayıtlı, kayıt altındadır. Bunu artık vatandaşın söylemeye gerek yok. Biz bir şey söyleyemiyoruz. Bir şey konuştu mu vatandaş FETÖ'de içeri atıyorlar. Biz konuşamıyoruz. Ama çaresiziz. Mecburuz boyun bükmeye. Efendim emekli miyiz? Hayır. Ben 80 yaşındayım. Hala mücadele veriyorum. Ama artık yaşlandım ve mecbur bir emekliye isteyeceğim. Müracaat ettim artık. Devletten isteyeceğim. Ben şu rakamı devlete verdim ama şimdi ben devletten isteyeceğim. Peki bunu efendim Türkiye düzelir mi sizce? Ne düşünüyorsunuz? Ne düzen var be kızım be? Türkiye baş aşağı gidiyor. Paramız pul oldu. Ben bundan 20 gün evvel Kadıköy'de toplantı vardım. Milletvekilleri, 3 tane milletvekili, parlamenterler gelmişler. Sordum, konuştular 1 saat. Ben sustum, dedi ki niye susuyorsun, cevap vermiyorsun. Dedim konuşmalar beni mutmain etmiyor. Dedi ne gibi? Bir şey sorabilir miyim dedim. 10.000 TL ile Antalya'da kaç gün kalırsın? Adam kalktı, milletvekili tanıdık arkadaş. Dedi ki abi dün geldim, 300 dolardan aşağı otel yok dedim. 300 dolar kaç para yapar kızım? Çarpı 3-9 bin lira. Ha, demek ki 10 bin lira bir gün. Peki vatandaş Avrupa'dan geliyor da 10 bin euro ile kalıyorsa benim ülkemde bir ay. Ben niye bu düzene gideyim? Neresi iyi bunun? Siz iyi mesela maaşınız Avrupa'ya tatile gidebilir misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Nereye gidiyor Avrupa? Antalya'ya gidemiyorsun bir aylık maaşlanma kızım. Antalya'ya gidebilir misin 10 binle? Gidemiyorsun. Peki efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi abla, kulaklık alsan şeyi bir MediaMarkt'ta 1889 TL. Bütçem olarak 219 kulaklık aldım kablolu. Bütçem olarak.
Bunu mesela 400 liraya satılıyor. Yabancı ülkede alsam bundan 6700 dolar. Bu zamlardan dolayı biz ekmeğimizi suyundan değil, fırından falan, hamurdan falan yapıyoruz abla. Yemek olarak, ekmek olarak hamur, kendi evimizde hamur açıyoruz. Anladım canım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.